Merhaba arkadaşlar. Bugün landscaping yapacağız biraz arka bahçede. Şuradaki şu buşların alt, yani şu fense kadar olan kısımların dallarını aşağı doğru keseceğiz. Şu ağaçların belki bir iki dallarını keseceğiz. Buraları bir temizleyeceğiz. Şunların belki küçük dallarını falan keseceğiz. Bugün sırf evin landscaping ile alakalı işler yapmayı planlıyoruz. Gördüğünüz gibi yani eğer onlar kesersek o dalları orada kullanılabilir alanlar oluşturabiliriz. Oralara bir şeyler koyabiliriz falan filan dekor gibisinden. O nedenle oraları şimdi açmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Şimdi keserken dalları birkaç kök ağaçtan çıktı. Yani ağacın dalları yere değince hemen orada kök salmış. Gelen ser. Onları şimdi şuraya bak görüyorsunuz. Burada çok privacy yok. Yani şu arka taraf gözüküyor. Şuraya bir, iki tane ekeceğiz. Burayı şey yapsın diye, kapatsın diye. Zaten diğer taraflarda sıkıntı yok. O yüzden sadece bir iki yer ekeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Belki bir iki tane de şuraya ekebiliriz çünkü şurası biraz hafiften gözüküyor gibi. Bir iki tane de buraya ekebiliriz. Tamam şimdi köye getirip buraya gideceğiz babacığım. Evet arkadaşlar şimdi ilk bitkimizi ektik. Şimdi yakından görürseniz tüm toprak bildiğiniz deniz kumu gibi. Florida'nın tüm toprağı böyle. Ama o yüzden bitkiler çok aşırı hızlı büyüyor. Mesela bu belki 2 yılda burayı tamamen kaplayacak. Yani şu ağaç kadar olacak aşağı yukarı. Hani bu kadar olmasa bile hani burayı tamamen kaplamış olacak. Şimdi ikinciyi şuraya ekeceğiz ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 2,5 ağacı kestik. Yani şunları tamamen yapmış gibi olduk. Şunda az bir şey kaldı. Görüyorsunuz bu kadar dal çıkarmış olduk. Sadece şuradan şu ağacın altından birkaç tane küçük dal kestik. Ve şu ağacın şurada bir tane dalını kestik. Ve şimdi şuralara kenarlara koyacağız bunları. Ve iki tane de ağaç ektik şuraya. Bir şuraya, bir de şuraya. Şu ağaçlardan çıkan bir tanesinin dalını ektik direkt. Şu dal kökü falan yok. Anladığım kadarıyla bunu asma gibi ekince çıkıyor. Sadece bunu denemek amaçlı ektim oraya. Çıkacak mı diye. Şunun kökü var. Şimdi bunları sulayacağım. Şimdi görüyorsunuz bunlar 4-5 tane köklü var. Bunları bir yere koyacağım. Çünkü eğer projem olursa eğer şuraya bir iki tane daha ekmeyi planlıyorum ki şurada privacy oluşsun diye. Zaten çok bir şey yok zaten. Yani çok böyle yüksek boyluysan hani anca orayı görürsün. Biz çok kısa boy olduğumuz için sıkıntı yok zaten. O yüzden problem de yok. Yani büyük ihtimal ekmeğiz öyle boş da bırakabiliriz. Ondan sonra şimdi bunlara devam edeceğiz. Şu an tabii akşam olmak üzere. Bir de çok fazla oldu. Şimdi mesela bunları haftada bir defa çöplerle birlikte kapının önüne koyuyorsunuz kaldırıma. Belediye bunları alıyor. Ayrı ayrı alıyor. Çöpten ayrı. Bunları recycle yapıyor. Mulch yapıyor. Bunları küçük ağaç parçaları haline getiriyor. Bunlar değil de bunların daha küçük parçalar halinde böyle değişik şeylerde kullanılıyor yine. Yani bunlar tekrar doğaya kazandırılıyor. İşte şu dalları da kesmeyi planlıyorum. Bir mesela şu alttaki dalları, şu alttaki dalları da budamayı planlıyorum. O zaman daha böyle daha temiz, daha güzel görünümlü bir ağaç olacak.
Evet, şimdi dallarımızı kestik bunları. Şunları kestik. Akşam olduğu için şimdi şu an burada bırakmayı planlıyoruz. Şu 2-3 dalı ağacı kestik aşağı yukarı. Şimdi çimlerimizin üzerinde kalırsa çimler ölecek. O yüzden şu mahsul olan, yani çim olmayan alana atacağız bunların hepsini. Ve çöp günü de kaldırıma bırakacağız. Ve belediye gelip bunları alacak. Şimdi başlayalım toparlamaya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işimiz bitti. Hepsini bu tarafa attık. Pırıl pırıl oldu. Buraları ve orada da birkaç. Evet, şimdi orayı da gösterelim. Her taraf pırıl pırıl oldu. Ama her yer yapraklar falan filan bir yerde. Evet, daha sonra devam edeceğiz. Evet. Tamam arkadaşlar, hadi görüşmek üzere. Bay bay. Evet gençler, şimdi temizliğimiz bitti. Daha doğrusu temizliklerimiz derken dallar bazıları burada da büyük bir kısmını attık. Yani budama işlemlerimiz bitti gördüğünüz gibi. Tüm ağaçları budadık. Yani çok hani çirkin gibi duruyordu çünkü ağaçlar böyle her şey Arap şeyi gibi böyle birbirine girmişler böyle. Dedik hani böyle bir şurası en azından kullanılabilir alan haline gelsin. Bir de şu çimleri şimdi bu vesileyle şöyle şuraya kadar almayı planlıyoruz. Yani şunları süpüreceğiz içeri doğru şeyle, tırmıkla. Ve çimlerin şuraya kadar uzamasını sağlayacağız. Yani bırakın zaten kendileri buraya kadar gelecekler. Daha sonra buradan sonra kesmeye başlayacağız. Şimdi bunu keserken, budarken ağaçları şunu da fark ettik. Şimdi göstereceğim. Şimdi şunu da fark ettik. Ağaçların büyük bir kısmı şu çitlere değiyordu ve onlara zarar veriyordu. Veyahut da değmek üzereydi. Onlar hepsini kestik bu vesileyle. Hala bir tanesi var şurada. Büyük bir tanesi hala çite değiyor. Şimdi bunu bunu da keseceğiz. İki gün sonra yine ağaç çöpü günü. Şunların hepsini temizleyeceğiz.
Şurada geri kalanların burada böyle dağ kadar vardı. Yani buna ne bileyim böyle öyle bir traktör, iki traktör dolusu ağaç dalı falan vardı. Onları kapının önüne koyduk. Belediye geldi aldı. Şimdi burada çok az kaldı. Bir de şunu kesersek şu dalı. Bunu da belediye alacak cumartesi günü. Ve böylece bu işten de kurtulmuş olacağız. Burası tertemiz, pırıl pırıl oldu gördüğünüz gibi, açıldı. Eskiden hani ben en fazla buraya kadar gelebiliyordum. Şimdi ta buraya kadar çok rahat gelebiliyorum. Atıyorum buraya mesela isterseniz gölgede yetişen çiçekler falan ekebilirsiniz. Değişik projeler yapılabilir burada hala. Yani güzel alanlar oluştu burada. Mesela şunu hiç göremiyorduk. Mesela şu burada saksı varmış, güzel bir tane. Ondan sonra şu güzel bir pembe çiçek açan bir bitki. Burada bir sürü saksılar varmış mesela. Ondan sonra çiçek varmış. Şurada iki tane çiçek varmış. Bunların hiçbirini biz göremiyorduk daha önceden. Şimdi bu budama işlemlerinden sonra hepsini görmüş olduk. Bence gayet güzel oldu. Hani bazıları şey diyebilir, hani yeşildi, çok güzel gösteriyordu falan filan diyebilir. Hani öyle diyenler de var. Ama bence böyle güzel oldu. Bir sonraki projemiz büyük ihtimal şuradaki taşları maçları sökeceğiz. Şunları buraya aynı seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Çünkü hiçbir esprisi yok şunların, yani hiçbir estetik güzelliği de yok. Ve şu taşlarla da şuraya bir yere veyahut da buraya bir yere olur. Bir tane fire pit yapacağız. Yani bir ateş yakılan bir alan. Büyük ihtimal orası olur. Çünkü orada daha az ağaç alanı var. Hani çok büyük ateş yakmayacağız da hani ne olur ne olmaz, yine çok ateş büyük yanarsa ağaçlara zarar verebilir gibisinden. Oradaki boşluğa yapmayı planlıyoruz, şuraya. Bu da sonraki projeler. Neyse gençler, sadece bir update edeyim dedim. Hani kesildikten sonra size resmi göstereyim dedim. Böyle gözüküyor. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.